Ne 201 ne 233 N serisi Pleco vatozlar arkadaşlar. Karanlık ortamı çok sevdikleri için mangro kökümüz var. Kükümüz var. Suyu sarartması için Çağlar Bey ne yapardı bu yaprağı? Katappa. Katambamız var. Evet. Çok fazla sarartmasın diye küçük koyacaksınız ya da benim gibi ilk defa ikiye böleceksiniz arkadaşlar. Bu akvaryum 50'ye 60'lık bir akvaryum. Onu bile 2000 içinde sapsarı hale getirdi. Balıkları biraz olsun görmek istiyorsanız katappayı az kullanın. Ama çok faydasını göreceksiniz. Pleco akvaryumlarından, Ciscus akvaryumlarından ne kadar yakışan bir yaprak olduğu konusunda aklınız şaşacak. Çok da nazar değmesin balıklarıma, bu kadar yeter. Şimdi 183'lerin aşılamasına geçeceğim arkadaşlar. Burada bir suyumuz var, yavaş yavaş akıyor. Bir de hızlı bir hava indirdik. İlk çeşitlerini açtığımızı söylemiştim. Burada da 7 adet 183'ümüz var. Nasıl 183 diyebilirsiniz? 183 vatozların çeşitli türleri var. Bildiğimiz standart değil bunlar. Daha çok bizim cüce vatoz tahmin ettiğimiz türlere benziyorlar. Ama benekleri daha sarımtırak, net, aralarında milim hassasiyet yok. Böyle biri küçük biri büyük benek falan yok. Kuyruklarında beyazlık var. Üst yüzgeçlerinde beyazlık var. İlerleyen zamanda daha yakınlara falan çekeceğim. O zaman ne dediğimi anlayacaksınız. Umarım bu balıkları üretmeyi başaracağız. Bu karantina süreci geçtiğinde Türkiye suları üretiyoruz arkadaşlar. Üretmeye çalışacağız. Sulara alıştıktan sonra bunları yaparken de mümkün olduğunca beslenmesiyle ilgili, üremeleriyle ilgili videolar paylaşın. Instagram hesabımızda, YouTube hesabımızda ve Facebook hesabımızda paylaşacağız. Videonun başında söylemiştim, Pleco İzmir'e hoş geldiniz diye. Instagram, YouTube ve Facebook'taki adresimiz Pleco İzmir arkadaşlar. Mümkün olduğunca destek çıkarsanız, izlerseniz tahmin ediyorum ki siz de ucuza balık alırsınız.